Merhaba Landon, YouTube Tower of Fantasy'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Ana görevleri yapıyorduk. Ana görevleri yapmaya devam. Ama arada birazcık ruinleri falan yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler neler olacak bu bölümde. Tabii öncesinde her bölümün başında olduğu gibi Special Order seçiyoruz. Bu oyunda gayet cömert ya. Direkt her seferinde her bölüme böyle başlayabiliyoruz. Ne güzel. Hadi bakalım. Yani hep de güzel şeyler çıkmıyor ama yani diğer oyunlarda da çıkmıyor sonuçta. O yüzden çok da büyük bir sorun değil aslında. Ve gelmedi bir şey. Hala çöp. Hala çöp. Bu sefer geliyor. Yani mantıken çöp. Evet, güzel bir çöp çıktı. Olabilir ama olabilir. Dediğim gibi diğer yerlerde de çöp çıkıyor zaten. Pek bir farkı yok. Sadece burada çok daha kısa sürede görebiliyoruz. Burada Heart of Winter diye bir şey çıktı, güzelmiş. Bunlar muhtemelen silaha artı basma şeyleri sadece. Şimdi galiba bu sonuncu constellation'ıydı bunun. Yok, değilmiş. Hemen upgrade'ini basalım o zaman. 5. yıldızını da aldı. Geriye bir tanesi kaldı. Bakalım bakalım. Onun da zamanı gelir. Biz hadi göreve gidelim. Yani şuradan yukarıdan görülüyor. Bakalım. Aa, suyun içine girince motor kayboluyormuş. Buradan geçebiliriz umarım diyeceğim de. Yani şimdilik geçiyoruz gibi. Buradan nereye gideceğiz? Buradan gidebileceğimiz bir yer yok. Ya çok kötü kafamızı çarptık. Neyse. Neyse, neyse. O ne be? O ne be? Bu farklı bir şey. Bir dakika. Bu ne? Bulmaca galiba. Singularity Rock diyor. E'ye miydi? Bazı reliklerle kırılabilir bunlar diyor. Sonrasında bakarız o zaman. Ya, güzel yani bulmaca sayısı aslında 10 küsür taneden belki biraz daha fazla olabilir. Bu ilk defa gördüğüm yeni bir tanesi ama. Bu arada ışınlanma yerlerini açmam lazım. Her seferinde bu kadar mesafe gitmemiz birazcık kötü. Ben aradayken o ışınlanma yerlerini bir açayım aslında. Çıkamadım be. O ne be? O oyuncuymuş. Bailing buradaymış. Anatava, Anatava. Sen iyi birisin biliyorum. Sen bu oyundaki nadir iyi kişilerden birisin. Evet, şimdi 290 metre diyor. Bak mesela şurada ışınlayıcıyı açmış olsaydık hemen giderdik. O yüzden ben önce şuraya gideceğim. Önce ışınlanma yerlerine. Birinci hedef ışınlanma yerleri ve şurada o ne be? Vay köpek vay. Enerji screen diyor. Güzel. Muhtemelen görevleri yaptıktan sonra açılacak o. İlginç bir şey, ilginç. Bunlar giriş görevlerinden biriymiş bu arada. Var mı bende? Güzel.
belli miktarlarda yapmamızı istiyorlar. Galiba 10 tane falandı. Bundan sonra bence şuraya, gerçi göreve gidelim, göreve. İnsene ya şuna. Ya şuna bak, ne güzel. Etraftan motorumuzla geziyoruz be. Yani başlangıçta post apokaliptik dünyaları falan sevmiyorum demiştim de iyice ısınmaya başladım bu oyunun dünyasına. Ben buradan atlarım ya. Yani iyi hasar yedik de çok da bir şey değil. Buraya mı geldik? Amacımız bura mıydı bizim? Ne yapacaktık burada? Ha, bunları keseceğiz. Sana be bu şuraya. Gel şuraya gel. Yani sana vurmasam belki daha iyiydi ama. Aldık mı? Evet aldık. İyi tamam o zaman. O zaman sizi dövelim ya. Niye diğerleriyle uğraşıyoruz ki? İyi, güzel. Bu arada bu silahı geçen bölümde almıştık galiba. Pek sevmediğimi söylemiştim de alıştıkça sevmeye başladım açıkçası. Bir de sadece kalkan değilmiş. Asıl güzel tarafı o. Şöyle gördüğünüz gibi bu saldırıyı yapıyormuş. Belki Black Desert oynayanlar vardır orada, bilirler. Sahire karakteri var. Sahire karakterini de ben hep bu şekilde oynardım, bu saldırısıyla. Aynı saldırıyı görünce bayağı hoşuma gitti. Tabi yine tarz olarak pek hoşuma giden bir tarzı yok ama yine de bir şeydir yani. This is something. Galiba geri gidiyoruz değil mi? Aynen. Tamam. Şunu da alalım bari buraya kadar gelmişken. Şurada da Rusty varmış. Aa, Dream çıktı. Bunu size göstermek istiyordum. Aşırı beğendiğim bir özellik. O yüzden hadi şuna da birlikte bakalım. Yani bu yeni bir mekanik olarak geldi. 28. levelde geldi. 28 levelde ilk bulduğum şey de bu çıktı. Belki başka bir şeyle alakalıdır. Belki 28 levelle alakalıdır bilmiyorum ama İlk yaptığımda farklı bir şeydi. Sonra ikinci yaptığımla birlikte galiba oyunun içinde en beğendiğim şeylerde top listesine girmeyi direkt başardı yani. Hemen bunu da size göstereyim. Bununla ilgili ayrıca bir bölüm daha yapmayı düşünüyorum. Çünkü buradaki oyunlar da gayet güzelmiş. Bakayım, aynı şey çıksa bile yani şu anda razıyım. Hiç önemli değil. Farklı bir şey olsa da. Tamam, aynı şey çıktı. Bunu yapmıştım daha öncesinden. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz ama düşmanlarımız hani o kadar da güçlü değiller. O yüzden bunları da tokatlamaya çalışıyoruz. Yani 3 dakika içinde 70 tane düşman tokatlamaya çalışıyoruz. Yani bu aslında en sıradan olan, bence bu denilebilir. Bunun dışında çok hoşuma giden labirent vardı. Labirenti çok güzel kullanmışlardı oyun mekaniği olarak. Onun dışında havadan düşen bir şeyleri toplama gibi bir şey vardı. O da gayet güzeldi. Onları da zamanı geldiğinde göstermeye çalışırım. Dediğim gibi eğer videoya tutturursam bir şekilde çekmeyi düşünüyorum. Hani başta belki ses kaydı almam ama sonrasında alırım. Neyse. Hadi gelin de.
Ya bir durun be kardeşim. Burada bir şey yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Sizi patlatmaya çalışıyoruz. Anlayın bunu. Şurada var mı birileri? İbari. Ya çok güzel vuruyor gerçekten. Ama işte muhtemelen hasar çarpanları o kadar iyi değil. O yüzden pek olmuyor. Ve düz vuruş halinde o kadar iyi değil bu arada. Şu halinde daha güzel. Yani kalkan hali o kadar da iyi değil. Ama bu hali de kabul edilebilir yani. Hayır, dur 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 dur. Hayır. Kaç oldu bu arada? 57'ymiş. Ama olacak gibi 70'i tamamlayacağız sanki. 60 oldu. Altmış beş. Hadi bakalım hayırlısı deyip dalalım o zaman. Galiba olmadı ya. Kaç oldu? Galiba 68 falan oldu. Tüh. Tüh. 69 bile olabilir yani. 72 diyor. 72 tane kestin diyor. Ayıp ya. Bakalım ödüller falan varmış ama. Ha. 30 yaptık diye. Şimdi şunu alacaktım. Burada ışınlanmayı açacaktım ki bakalım ışınlanma nerede? Şuna go desen. Oo, tam şunun tepesinde bir şey var. Yani onu nasıl alabiliriz ki? Bilemedim, bilemedim. Güzel. Bu arada garip bir şekilde ayarlardan tuşlar kapanıyor. Niyeyse nerede? Şu. Bunu göstersene ya. Niye yani? Niye? Spresörümüzün de artmış. Hemen arttıralım. Hemen. Hemen. Beşincisi mi arttı? Dört mü? Aha da beş. Aha da bir S daha. Pardon. SR. O zaman bunu silaha verelim. Şu achievement'ı falan da alalım da. Nerede silahlar? Şuradan senin altındakileri bir tanesini de hangisini ama bunu yapacağız aynı. Nasıl denk geldi bu arada? Bunu geliştirelim. Hepsini seç. Sen bunu çıkar. 25 level oldu. Güzel. Ne yazık ki bununki etkisi, üçlü etkisi kayboldu. O kadarı da olur. Bir şey olmaz. Olduğu kadar yani. Şimdi şuraya çıkacağız. Buraya çıkmak için hadi bir dakika. Bir bakayım şöyle. Yok, yetişemiyorum.
Şuralardan falan desem yok herhalde. Yani üstten gelsem o da zor. Yani en mantıklısı şurası gibi. Bura. Yapamadım. Böyle çık şunun üzerine. Bence bunu alalım ya. Ne kadar ana görevde demiş olsak da burası birazcık fantastik bir çıkış noktasıymış. O yüzden belki merak ediyor olabilirsiniz. Nereden dönebiliriz ki buraya? Hadi buradan çıktık diyelim. Burası çok dik. Oradan çıkamayız. Değil mi? Şuradan mı çıkacağız o zaman? Dur 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 dur. Hadi ama. Ya gerçekten. Neyse, böyle şeyler olacağını biliyorduk zaten. Galiba şurada dinlenip mi harekete geçmemiz lazım ne? Dur dur dur, sakin ol. Sakin ol. Bak ya. Hayır, hayır. Tamam, burada dur işte. Nereden olabilir ki ya? Aslında şöyle olabilir. Haydi hayırlısı deyip çıkamadık. Olmadı. Olmadı. Pek abartmak istemiyorum burayı. Yeter bu kadar. Biz geri gidelim hadi. Bu arada şu anda düştüğümüzü unuttum. Gençliğinden alışkanlık kalmış. Burada oyun durmuyor. Sürekli akıyor. Haritayı açsanız da, menüye girseniz de. Bir de şu T pozu değil düzeltebilseler çok güzel olacak da. Gerçekten her 2 saniyede bir T poz görmekten bıktım artık. Tamam tamam ne anlatıyorsun sen? Aylin sana iyi biri dedik bak. Abartma bence. O nereye açıldı be? Ha tam ışınlanma noktasınaymış. İyi bari. E gidiyoruz. E gidelim. Arkamda mı o ya? O Crow varmış burada. Gerçi Crow'u sanki daha önce de görmüştük değil mi? Pardon. Crow. Crow, Crow. Ne anlatıyor acaba? Bir şeyler anlatıyor galiba. O ne be? Repair Tools diyor. Repair, ha görev nesnesi anlamında Repair Tools diyorsun. E tamam, e tamam. Geri ışınlanıyoruz. Bak ışınlanmayı açmasak buraya kadar yürüyecektik işte. Şimdi
Bir tanesi aşağıda mı? Aa, yok. Tamam. Şöyle o zaman. Yani sandığı da mı almamızı istiyor? Bilemedim ki. Yani sandığı alalım da. Burayı da temizliyoruz. Oh ne güzel. Haydi bakalım. Aslında uçmayı boşa kullanmış da olabiliriz, bilemedim. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Kaç bir tane daha uçma hakkım varmış. Tamam. Olur öyle. Sana be. Aa yokmuş. Uçma hakkım vardı az önce. Niye öyle oldu ki? Kaç şuradan çıkarız ya. Ben çünkü hep böyle bekliyorum. Sonra çıkılabildiğini görüyorum. Bazı noktalarda yani o kadar cesaretimi kırıyor ki uçma, pardon, tırmanma konusunda. Yani hiç deneyesim gelmiyor bazı noktaları da. Peki acaba orası niye düzelmedi? Hani çaktırmamaya çalıştım bir süreliğine ama ayıp yani. Ben oraya kadar tırmandım bir de. Ya bir de burada boşluğa basınca o da kötü bak. Tırmanırken boşluğa basınca bazen boşa atabiliyorsunuz boşluğu. Ve gerçekten mahvediyor yani sizi. Tam diyorsunuz hadi son nefes bari şunu kullanayım. Bir anda bakıyorsunuz boşa gitmiş. Bence ben şuradan şuraya bile olsa motorla giderim yani. Benzin parası mı var sonuçta? Aa çıkamadım. Aa çıkamadım. Aa çıkamıyorum. Tutunsana be şuraya. Aa biraz geç oldu ama. Sağ ol yani, ne diyeyim. Güzel. Yorulmuşuz. シェルターのエナジー供給はこれで回復するはずよ。よかった。これでみんながきれいな水を飲めます。お探しのショーンさん。Bunların suları mı yoktu ya? もしかして。Siz de iyice kötü durumdaymışsınız ha. Biz mi düzelteceğiz be her şeyi? Aha. Çaktırmayın ama bence gördünüz. Hehehe. Hayır. Orası uzaktan olduğu için öyle görünüyormuş. Falanlar filanlar. Yani oldukça yakın noktalar ama. Tamam şöyle böyleleriyle konuş diyormuş. Sumimasen. Aynen öyle. Çok doğru söyledin kardeşim. Senin arkanda biri vardı.
Adam kameraya çıkmasın diye ayıp değil mi be? Buna bak. Ya adam yine orada duruyor ama. Neyse. Farklı farklı dolandırıcılıklar bunlar. Sean kim ya? Ya ne anlatıyorsun sahte Paimon ya? Daha doğrusu Çin'in checklistindeki küçük yaratık. Sen de çok abartma bence. Yine bir şeyler anlatmaya başladın. Hiç gerek yok. Pardon. İçeriye arabayla girsem olur mu diyeceğim de galiba sen de karakter misin? Değilmişsin. Bu ne? Bura değil ki, dışarıymış. Evet. Yani tuhaf olaylar. Hani evime biri girip duvara tırmanmasını pek istemem açıkçası. Ne kadar kıyamet sonrasında bile olsak. Sen de ara ara ablaymışsın bu arada. Ablacığım niye öyle derinden derinden konuşuyorsun anlamıyorum ki yani. Galiba seni annen arıyor. Galiba o annen yani. Yine bir şeyler anlatıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine bir şeyleri yaptıracaklar bize. Demo Sokova dedi yani. Yok yok. Ona o kadar da gerek yok. Ne? Niye? O ne oldu be? Ben galiba içeride mi kaldım şu anda? Yani sanki içeride kaldım gibi hissettim ama dur bir bakayım şöyle. Aa geri git. Yo, geri içeri gir demiyor. Garip garip. Bir şeyler oldu şu anda ama. Story moda girmişiz. Nereye gidiyoruz acaba? Yani gidip ondan isteyeceğiz altı üstü. Niye böyle gaza getirece bir müzik altta çalıyor ki? Yani sanki sinsice bir şeyler yapıyormuşuz gibi. Belki de yapıyoruz kim bilir. Tamam, fazla da şey yapmayın yani. Bir dakika ya. Gomennasai. Bunlar insanlar mı ya? İnsanlar zombiye dönüşmüş. Aa bak. Hikayede galiba önemli bir nokta bu. Galiba. Artık onlar sizin dostlarınız değil. Çok da şey yapmayın yani. Böyle şeyler de olur yani. Yani artık zombiler hayatınızın parçası olmuşken bu kadar da abartabilirsiniz. Bilemedim. Hatalı bir söyleyiş oldu. Galiba. O ne? Transmitter mı? Tüh, enerjiymiş. Astrum. 1400 metreymiş. 1400 metre. Dur.
Ya bak işte buranın ışınlanmasını açmadık diye. Gerçi oranın ışınlanmasını açamamıştık ki zaten. Ama en azından diğerlerini açabilirdik ya. Galiba haritayı artık gidip açabileceğiz. Şu haritayı sonunda bir açalım ya. Şimdi uzun bir yolumuz var. Hadi bakalım. Haydi gidelim. Ya çok yanda ama olur mu ki acaba? Gideriz herhalde be. Buralardan falan. Öyle. Wow, çok yüksekmiş bura. Daha çok yüksekmiş. Burada bir şey var mesela. Yol var sanki. Çaktırma. Sen beni görmedin, ben seni görmedim işte. Fazla gaza gelme yani şu anda. Ne yapmaya çalışabilirsin ki yani? Amacın nedir senin? Kakatte koy mu? Yok ya, gelmeyeyim ben. Hiç gerek yok gerçekten. Gerçekten yani. Bizim bu olayla ne bir ilgimiz var ne başka bir şey. O yüzden sen hiç çaktırmıyorsun. Ben niye böyle yaptım acaba? Neyse, daha iyi oldu sanki. E güzel, e iyi. Bir şeyler yaptık. Şimdi biz bunun tepesine nasıl çıkacağız ya? Bizim bunun tepesine çıkma yolunu bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ben görevle birlikte çıkacağız diye düşündüm. O kadar uzun süre dışarıda kaldık ki. Oysa ki bak burada asansör varmış. Yani o kadar doğal ki bir asansörün olması. Hayır. Asansöre yetişemedim. Ben bunun altında kalsam ölür müyüm ya? Bir şey diyeyim mi? Ben bunu merak ettim ha. Bir dakika. Önce bir şurayı açalım. Artık şu haritayı görelim yani. Birazcık hızla. O neydi? Harita nerede be? Harita gitti. Harita yok. Harita niye yok? Harita olaydı en azından. Vehiii. Aa, buraya mı geldik? Pardon. Ben buraya gelmeyecekmişim bir kere. Asperia mı? Galiba Asperia'ya gideceğim ya. Nereye gideceğim ki ben? Ben nereye gidiyorum ki? Ya şimdi diğer adaya ışınlamasın bizi. Sırf orayı açmadık diye. Ha, öyle bir şey olursa var ya. Öyle bir şey olursa var ya falan filan derken şimdi olacak. O yüzden onu bekliyorum. Gaza getiriyorum ki şimdi. O olduğunda biraz daha sakin olabilirim en azından. Ben bu sesi tanıyorum galiba. Evet. Aa, açılmış. İyi bari. İyi bari. Bir an tırsmıştım. Bir an tırsmıştım gerçekten de. En azından açılmış orası. Bu da bir şeydir.
Şimdi galiba şunu mu yapıyorduk? Kapat kapat. Böylelikle ikinci hattı da kesmiş olduk. Geriye 3 tane hat kaldı. Onları da keseceğiz. Hepsini keseceğiz. Tabii acaba sonrasında neler olacak? Ben bir merak ettim. Biz ne yapmaya çalışıyoruz ki acaba? Ben bunu Ayka götürme de bizim harita niye açılmadı? Bu ne be? Pardon, yanlış tuşa basmışım. Yani ben ekipmanları zaten yıllardır kullanıyorum ama bilemedim. Ha, haritacı sensin. Pardon, pardon. Merhaba. Boş yapma, bana haritayı aç lütfen. Teşekkürler. Buyurun size harita bilgisi dedi. Tamam, çok da şey yapma yani. Teşekkürler. Burası bayağı yeşil bir bölgeymiş. Şurada upuzun bir yol var. Çok güzel bir yol burası. Şöyle başından girip en sonundan çıkabiliyorsan ekstra güzel olur diyeceğim de galiba olmuyordu ya. Galiba olmuyordu. Ama olsa güzel olurdu. Şurada 3 tane de yine relik yerleri varmış. Oralara da gitmek lazım. Ama biz önce bir şuraya gidelim. Bu bölüm bir tık daha uzun olacak ama bunları yapmak istiyorum. Bir bitsin bunlar. Göreviniz varmış. Ya yine mi Franz be? Franz hala burada mı ya? Franz hala nasıl kötü bir kişi olarak artık kabul edilmedi ya? Franz çok uzun süre iyilik yaptı. Ben buna güvenmiyorum. Ben bu adama güvenmek istemiyorum ya. Lütfen bize kötülük yapar mısın acaba? Lütfen ya. Çok zor değil ha. Teşekkürler. Bir şeyler daha bitirdik. Ya şimdi... Pardon, öyle değil. Aha, yeni bölgeye geçiyormuşuz. İyi bari. Kim? Bakayım bu neymiş? Burada bir şey yokmuş burada. Bir şeyler anlatıyorlar. Anlatma, anlatma. Ne anlatıyorsun? Falanlar filanlar varmış. Bunlara da daha sonra bakarım ama neyse, bu bölüm burada bitiyor. Sonra muhtemelen bir sonraki bölümde şu relikleri değil, pardon, ruinlere bir bakarız. Oralarda neler dönüyor onlara bir bakarız. Aha, bu bölümlük işte bu kadardı. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.